Merhaba arkadaşlar, Işıkse TV'de Çağrı Hoca ile kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hangi konu? Doğal afetleri görmüştük. Şimdi devamı Hocam. geliyor. Nasıl hızlandım Çok hocam hızlı birden? girdiniz birden konuya, evet. Evet sevgili arkadaşlar, doğal afetler. Hocam biz bunları parçalamıştık. Evet. Şimdi bu parçaları işleyeceğiz değil mi? Evet, parçaları Evet. birleştireceğiz. Ne yapıyoruz? Jeolojik olaylardan başlıyoruz arkadaşlar. Volkanik olay diyoruz. Hocam jeo yer demek. Evet. Yerle alakalı. Kesinlikle jeo yer demekti. Şimdi yerin altında şöyle söyleyeyim. Yerin merkezinde bir çekirdek var değil mi? Evet, iç çekirdek, dış Sıcaklığı çekirdek. 4500-5000 dereceye kadar varıyor. İç çekirdek, dış çekirdek diye de biz bunu ayırıyoruz. Doğrudur. Bunun da üzerinde bir mağma tabakası var çekirdeğin Manto üzerinde. dediğimiz mi? Evet, mantonun içerisindeki sıvıya aslında biz mağma adını veriyoruz. Sizin de öyle söylediğiniz daha doğru. Bir manto tabakası var. Bunun da içinde mağma adını verdiğimiz hareketli bir sıvı var arkadaşlar. Akışkan bir sıvıdan bahsediyoruz tabii. Şimdi tabii bu hareketli, yani akışkan olduğu için hani kaynıyor. Kaynama durumu söz konusu burada. Dolayısıyla kıtalar da bunun üzerinde yer aldığı için, yani manto tabakasının üzerinde yer aldığı için sürekli hareket halindedir diyoruz, değil mi? Ama tabii biz bu hareketin çok yavaş olduğu için hani hissetmiyoruz. Yani şey diyebiliriz, yani 100 yılda belki Birkaç santim, birkaç belki santim, milimle bile milim ifade edebiliyoruz. Dolayısıyla hani bu çok yavaş gerçekleşen bir süreçtir. Ama yerin altındaki mağma zaman zaman ne yapıyor? Yer kabuğunun zayıf noktalarını buluyor. Yani kırıklı noktalarını buluyor. Ve buradan yüzeye çıkmaya başlıyor. İşte bir kere çıktı. Orada lavlar birikti. Sonra ondan belki bir 10 yıl sonra, 50 yıl sonra, 100 yıl sonra bir bir daha dağ çıkıyor. patladı. Sonra bir dağ derken orada en son kocaman bir dağ meydana geliyor. Biz bu dağa ne adını veriyoruz? Volkanik dağlar. Volkanik dağ adını veriyoruz. Ama tabii o hani patladığı zaman dışarıya çıkan sıvı haldeki akışkan maddeye biz ne adını vereceğiz? Lav. Lav adını vereceğiz. Zaten asıl hani insanlara ya da çevreye zarar veren de nedir? Lavdır diyoruz. Sıcaklığı çok yüksek olduğu için önüne çıkan her şeyi ne yapıyor? Yakıyor, yok ediyor. Mesela orman yangınlarına sebep oluyor. Ve çevreye çok büyük neler veriyor diyoruz? Hasarlar veriyor. Hasarlar veriyor. Peki, bir de volkanlardan çıkan katı maddeler var. Bu maddeler de mesela nasıl? İşte büyükleri var, volkan bombası deniliyor mesela çok büyük olanlarına. Daha ufaklar var, kül gibi, tüf gibi işte küçük maddeler de ortaya çıkıyor. Bunlar da tabii ki çevreye ve Yine bitkilere zarar zarar veriyor. verebiliyor. Özellikle volkan bombaları. Çünkü Bunlar çok büyük çok büyük olduğu olduğu için için. evet, hani yakınlarda bir yerleşme yeri varsa oraya da ne yapacaktır? Zarar verecektir. Verecektir. Tabii de volkanlardan çıkan gazlar var. Bunlar çevreye zarar veriyor. Hani bir sürü zehirli gaz bir anda etrafa yayıldığı için, bunların da yanıcı ve yakıcı özelliği olduğu için zehirli olabiliyorlar ve çevreye zarar verebiliyorlar. Ve baktığımızda bakın, volkanlardan çıkan o kül, tüf gibi materyaller işte kül bulut oluşturuyorlar. Bu bulutlar da güneşi kapatıp ya da güneş ışığının gelmesini bir süre engelleyebiliyor yeryüzüne. Ve bu şekilde engellerse de mesela birkaç yıllığına hava sıcaklıklarında düşüş meydana gelebiliyor. Buna benzer olaylar geçmiş dönemlerde yaşanmış. İşte Endonezya'ydı sanırım, tam hatırlamıyorum. Orada patlayan bir hani volkanın ardından işte o Toz kül bulutları, toz kül bulutu toz bulutları. kapatıyor. Ve oradan çıkan o bulutlar bakın Amerika kıtasına kadar ulaşıp bir kışın soğuk işte pardon bir yaz ayının soğuk geçmesine sebep oluyor mesela. Buna benzer olaylar da yaşanıyor. Ama volkanik bölgeler yaşamsal olarak evet zor yerlerdir baktığımızda değil mi? Buna rağmen çok kalabalıktır. Çünkü Çünkü tarımla alakalı. evet çünkü Nasıl bakın okudum ama? Yok, volkandan bunu çıkan ben burada biliyordunuz. okumadım. Yok, bilmiyordum. Siz anlatmıştınız zaten. Ha daha önce Ha? Tarımla ilgili söylemiştim. Evet. bahsettiğimiz yerlerde buralardan bahsetmiştiniz. Doğru. İyi bir dinleyicimdir. Kesinlikle. Evet Çok iyi hocam. olmuş. O zaman şunu söylüyoruz. Volkandan çıkan işte bazı işte materyaller ne yapıyor? Toprağın üzerini kapatıyor. Bu da toprağın veriminin artmasına sebep oluyor. Ve buralarda biz ne yapıyoruz? Tarımda Tarım uğraşıyoruz. yapıyoruz tabii ki. Evet, dünya üzerinde nerede görüyoruz? Peki hemen bunları söyleyelim. Bir diyoruz Büyük Okyanus çevresi. Biz buraya Pasifik Ateş Çemberi adını da veriyoruz. Bakın Pasifik. Şu değil. Atlas Evet, yanlış mı benim olmuş? gerçekten kalemim yazmıyormuş. Yani bence suç bende değilmiş. Evet.
Pasifik... 10 tane kalemin içerisinden yazmayan kalemi seçiyor hocamız. Evet, ben bulurum. Pasifik Ateş Çemberi diyoruz arkadaşlar. Büyük Okyanus çevresindeki işte Amerika kıyıları, Asya kıyılarını çevreleyecek. Bu alanı alacak mesela. Doğu Afrika yine aynı şekilde. Güney Avrupa, Alp-Himalaya Kıvrım Kuşağı. Bunlar dünyanın aktif volkanik alanlarıdır diyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Türkiye'de. Evet, peki Türkiye'de nerelerde görüyoruz? Hemen onu söyleyelim. Şimdi Türkiye'de aktif volkanik bir yer var mı? Aktif olarak baktığımızda. Şu anda yok. Hayır, yok. Yani bizim volkanlarımız sönmüş volkanlardır. İşte en son 1400'lü yıllarda Nemrut volkanı patlıyor bakın. Onun ardından da herhangi bir aktif faaliyet görülmemiştir bizim volkanlarımızda. Şimdi neler var bakın. Doğu Anadolu'da Nemrut, Süphan, Tendürek ve Ağrı dağları var. Yani bunlar Doğu Anadolu'nun dağları. İç Anadolu bölgesinde Erciyes, Melendis, Hasan, Karacadağ ve Karadağ volkanları var diyoruz. Devam ediyoruz, bitmedi. Bitmedi de bitmedi, alamıyorum. Bitmedi, devam ediyoruz. Evet. Evet, Güney Doğu Anadolu bölgesinde Karacadağ. Bakın iki tane Karacadağ var. Şeyde de söyledik, İç Anadolu'da da söyledik. Bunu söylemiştik. İsmi aynı ama dağın özelliği de aynı. Farklı bölgelerde Karacadağ diyoruz. Güney Doğu Anadolu bölgesinin tek volkanik dağı. Ege bölgesinde daha küçük arkadaşlar. Bu Kula volkanları yer alıyor. Dediğimiz gibi bunlar sönmüş yanardağlardır. Yani aktif değillerdir diyoruz. Bunların yerini bilecek miyiz? Evet arkadaşlar. Bileceğiz. Hani şöyle soru çıkabiliyor. Aşağıdaki volkanik dağlardan hangisi Ege bölgesinde yer almaz diyor. Değil mi? Ya da işte hangisi İç Anadolu alır bölgesinde der. Çünkü bir tane var hocam. Diyor. Almaz demez Ege almaz bölgesinde. Demez. Doğru söylüyorsun hocam. Var. Güzel yerden yakaladık. Evet. Evet. Zaten bunu söylemiştiniz. Aktif değiller. Aynen öyle. Evet. Devam ediyoruz. Şimdi volkanik araziler can ve mal kaybına sebep olur o halde. Baktığımızda. Patladıktan sonra. Tabii ki. Volkanik topraklar mineral bakımından zengindir. Tarım yaptığımızı söylemiştik hocam. Bu nedenle nüfus da yoğundur fazladır diyoruz. Volkanik araziler maden bakımından da zengindir. Özellikle bakın volkanik bölgelerde demir, bakır, krom gibi yeraltı kaynaklarını görebilirsiniz. Yani size soruda şöyle derse işte bir arazide demir, bakır, krom madenleri yoğun olarak var ise bu arazinin özelliğiyle ilgili aşağıdaki yorumlardan hangisi yapılabilir dedi mesela. O zaman volkanik araziler evet, olduğunu bileceğim. Yani arazinin çevresinde volkanik bir dağ vardır dedi mesela. Bunu doğru olarak ne yapıyorsunuz? Kabul ediyorsunuz. Evet, yine bakın granit, andezit, bazalt ki biz hani taşları işlemiştik ya. Bunlar içinde ne demiştik mesela? Dış püskürük taş demiştik değil mi? Hatta iç püskürük de var, dış püskürük de işte her neyse. Yani dolayısıyla bu püskürük taşlar, yani inşaat sektöründe kullandığımız taşları da burada yoğun olarak ne yapıyoruz? Görebiliyoruz. Çünkü hani dayanıklı taşlardır bunlar. O nedenle inşaat sektöründe kullanılıyor. Bazı yer şekilleri de turistik değer taşıyor arkadaşlar. Şimdi evet, peri bacaları ne alaka diyeceksiniz belki ama. Eski. Hayır, şöyle hocam. Peri bacalarının işte çevresinde patlayan volkanik, hani volkanizmadan gelen işte kül, tüf boyutundaki malzemeler buranın üzerine ilk önce kapatmış. Sonra akarsu ve sel suları bu hani nasıl söyleyeyim kolay aşınabilen o tüfleri götürünce böyle değişik şekiller ortaya çıkmış. Dolayısıyla bunun hani temelinde yatan sebeplerden bir tanesidir diyebiliriz ve bazı turistik yer şekillerini de ne yapabiliyoruz o halde görebiliyoruz arkadaşlar. Evet. Var mı? Yok. Yok. O zaman bunlar volkanizmanın özellikleri idi. Yani jeolojik karakterli volkanik cümleyi kuramadım. Yani jeolojik karakterli doğal afetlerden bir tanesiydi. Şimdi ama devamı var. Geliyor. Bitmedi. Görüşmek evet üzere arkadaşlar. Hoşçakalın.